Manchester United kalecisi Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı. Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır, Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının Türkiye'nin en büyük derbisi olduğunu vurguladı. United'ın kalecisi Milli Yıldız, Manchester United TV'de yayınlanan podcast'in konuğu oldu. United'ın eski futbolcusu David May'in sorularını yanıtlayan Bayındır, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olduğunun altını çizdi. İlk olarak kaleciliğe başlayış hikayesini anlatan milli kaleci, Bursaspor'da farklı pozisyonda oynarken kendisini bir anda kalede bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurdum. İlk oynadığım pozisyonum defanstı. Sonra forvet oynadım. İlk kulübüm olan Bursaspor'da defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelmeyince menajerimiz bana "Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok" dedi. Top bana doğru gelince topu tuttuğumda herkes "harikasın, haydi" diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca ise benden iyisi yoktu. O günden sonra kaleci oldum dedi. Sam Homewood'un Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi sorusuna Galatasaray cevabını veren Bayındır sözlerine şöyle devam etti. Galatasaray maçları en büyük derbiydi. Beşiktaş'ta oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum. Altay 2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu. Milli eldiven şu ana kadar İngiliz deviyle resmi maça çıkmadı. Ndombele iddiası gündemi sarstı. Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızıların sezon başında kadrosuna kattığı ve büyük yankı uyandıran yıldız oyuncu Tanguy Ndombele ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralanan yıldız isimle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar. Geçtiğimiz sezon Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götüren ve bu sezonda aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Sarı Kırmızılar yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Cimbom'un renklerine bağladığı ve transferiyle en çok konuşulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele oldu. Sarı Kırmızılar Eylül ayında Tottenham forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmıştı. Tottenham'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu istenen katkıyı bir türlü veremedi. Şu ana kadarki performansıyla geçer not alamayan Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın transfer penceresinin kapanmasına saatler kala renklerine bağladığı Ndombele'yi teknik direktör Okan Buruk'un iki kez veto ettiği öne sürüldü. Psikolojik ve mental açıdan gelen raporları inceleyen Buruk'un, Kongo kökenli Fransız futbolcuyu aslında tercih etmediği ancak Lazio'dan alınması planlanan Matias Vecino'nun transferinin gerçekleşmemesi sonrası 26 yaşındaki oyuncuya imza attırıldığı öğrenildi. Galatasaray Ndombele'nin bonservisinin 5 sezona yayılmış eşit taksitler halinde toplam 15 milyon euroya alabilme hakkına sahip. Takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulan Tanguy Ndombele Galatasaray'da bu sezon çok az forma giymesine rağmen 3 milyon euro kazanmış olacak. Avrupa devleri Galatasaray'ın yıldızının peşinde. Cimbom'da devre arası için çalışmalar sürüyor. Kadrosuna bazı takviyeler yapmayı planlayan Sarı Kırmızılı ekipte yolcu isimler de olacak. Aslan'ın yıldız oyuncusuna 3 talip çıktı. İşte detaylar. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Victor Nelson ayrılığı gerçekleşiyor. Danimarkalı oyuncu Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Davinson Sanchez'in transferiyle ikinci plana düşen 25 yaşındaki oyuncu, teknik ekiple kriz yaşamıştı. Yedek kaldığı için mutsuz olan Victor Nelson ayrılığı kafasına koydu. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettiğini duyurdu. Danimarkalı stoper, "Toplantılar oldu ve kısmen anlaştık, ben de gidip düşündüm, daha sonra istemediğimi açıkladım" dedi. "Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatabileceğimi düşünmüyorum. Bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıklamıştım" şeklinde konuştu. Takımdaki bağı tamamen kopan Danimarkalı savunmacı için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Akşamın haberine göre Danimarkalı futbolcuyla Arsenal, Tottenham ve Ajax ilgileniyor. Sarı Kırmızılar bu transferden en az 15-20 milyon euro arası bonservis geliri hedefliyor. İngilizlerin iki devi Galatasaray'ın süper yıldızı için yarışa girdi. İngiltere'nin iki köklü kulübü Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Sacha Boey'i takip aldı. 17 milyon euro bonservis değeri olan yıldız futbolcu için Galatasaray yönetiminin kazanmayı istediği para ise minimum 25 milyon euro civarında. Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunan Galatasaray'ın yıldız futbolcularına Avrupa ekiplerinden talep yağıyor. Fransız basınından Sport'un haberine göre Manchester United, Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için harekete geçme kararı aldı. United'ın yanı sıra Arsenal'in de Boey ile yakından ilgilendiği ifade edilirken, İspanya ve İngiltere'den birçok kulübün genç sağ beki takip ettiği aktarıldı.
Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberde bu transfer için girişimlerini sıklaştırmaya hazırlanan Manchester United'ın Galatasaray maçlarında Boye'yi izlemesi için bir gözlemci görevlendirdiği belirtildi. 23 yaşındaki Sacha Boye sarı kırmızılı formayla toplamda 71 maça çıkarken bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Galatasaray'dan dikkat çeken başarı. Bu sezon Galatasaray'la müthiş bir performans ortaya koyan teknik direktör Okan Buruk oynattığı futbolla alkış alıyor. Takımıyla ilk 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan deneyimli hoca, Süper Lig tarihine de adını altın harflerle yazdırıyor. İşte Okan Buruk'un Galatasaray ile rekor kırdığı o detay ve Cimbom'un yakaladığı müthiş başarı. Bu sezon 10 maçın ardından 28 puan toplayan Galatasaray oynadığı futbolla da adından söz ettiriyor. Cimbom futbol takımı tarihinin en iyi sezonu olan 99-2000 ilk 10 hafta itibariyle bu sezon geçildi. Şampiyonlar Ligi serüveni ise o dönem bir beraberlik ve 2 yenilgiyle geçilmişti. Okan Buruk 99-2000 takımının en önemli isimlerinden biri olurken şimdi de teknik adam olarak o dönemi geçmeyi başardı. Bu sezon ligde 10 maçta 28 puana ulaşıp Devler Ligi'nde ise 4 puan alındı. Sarı Kırmızıların başında çıktığı 46 maçta 37 galibiyet gören Okan Buruk, %80.4 ile Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu. 2023 senesinde Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 83 puan toplayan Galatasaray, 2.68 puan ile en yüksek puan ortalaması tutturan takım konumunda. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında da gösterdiği başarılı performansla tarihe geçti. Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puan elde eden sarı kırmızılı takım, ilk 6 maçlar itibarıyla lig tarihindeki en iyi deplasman performansını tekrarladı. Aslan'la peş peşe 2 imza. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde. Süper Lig'de zirve yarışını son sürat devam ettiren Cimbom, devler sahnesinde de umutlu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde müthiş bir yenilmezlik serisine imza atan Sarı Kırmızılar, Ocak ayı için planlarını yapmaya başladı bile. Dev operasyon için düğmeye basan yönetim, iki yıldızı birden imza attıracak. İşte flaş gelişmelerin detayları. Son olarak geçen yıl deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray daha sonrasında çıktığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Aslında son gelişmeler bu yöndeyken flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom iç transferde 2 yıldızıyla sözleşme yenilemek istiyor.